de takı tasarımı yapabilir, sevdikleriniz için şık takılar hazırlayabilirsiniz. Takı tasarımı yapmak için gerekli olan tek şey sadece biraz ilham. En yeni takı trendleriyle kıyafetimize göre takı seçmenin bütün püf noktalarını tam da yeri olan Galata'da sizler için araştırmaya geldim. Şu an Evrim Hanım yanımda. Evrim Hanım da buranın dükkan sahibi bu arada. Evrim Hanımcığım, buradaki bütün tasarımcıları nasıl bir araya getirdiniz? Genç ve yetenekli tasarımcılarımız etkinliklerde, fuarlarda ve kermeslerde standlar açıyorlar. Bunun çok büyük yorgunlukları var. İşte kendi dükkancıkları yok. İşte hafta içi olabilir, hafta sonu olabilir. Belli saatler aralıklarında yapıyorlar. Biz de dedik ki bir dükkanda onlara ufak standlar ve küçük dükkancıklar yaratalım. Böylelikle projemiz başladı. Peki tasarımcılar sürekli değişiyor mu? Tasarımcılar sürekli değişiyor. Pop-up dememizin şekli 10 günde bir. Ya yerleri değişiyor, ya tasarımcılar değişiyor. Böyle bir içerik oluşum. Ben birazcık standları dolaşmak istiyorum. Gelin hep birlikte gezelim. Şu an bir takı standındayım. Stand bile aslında tasarım diyebiliriz. Şöyle camdan parçacıklar var üzerinde, değil mi? Evet, siyah cam kırıkları. 2019 yılındaki takı tasarımlarında neler trend olacak? Bu sezon kış sezonu daha çok büyük ve angart küpeler daha çok tercih edilecek. Bunu da şuradan gösterebilirim size. Beyefendi 2019 yılında avantgard küpelerin trend olacağını söyledi. Şöyle elimde de var gördüğünüz gibi. Çok şık duruyor gerçekten. Peki kolyelerde nasıl aksesuarlar tercih etmeliyiz? Kolyede daha çok yine aynı şekilde büyük kolyeler tercih edilecek. Daha çok uzun zincir. Yine altın rengi tercih edilecek. Etnik işlemeli takılar son dönemlerde çok moda. Ben de hemen etnik işlemeli takıların olduğu standa geldim. Neden son dönemlerde oldukça trend etnik işlemeli takılar? Ya etnik işlemeli takıların şöyle bir özelliği var. Natural özelliği, malzemelerden yapıldığı için daha çok böyle bir insanların daha çok buna rağbet göstermesi, giyim markalarının, mağazaların da kıyafetlerin de bunları tercih etmesinden dolayı biraz da renklidir etnik işlemeli takılar. Etnik takılar daha çok hareket sağlar. Düz bir kıyafet giyseniz bile sizin hareketinizi etnik takılarla sağlayabilirsiniz. Sedef Hanım, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Tasarım yapmaya nasıl başladınız? Aşağı yukarı 3 sene oluyor. Önce ders aldım, sonra biraz çalıştım. Ve baktım ki böyle bir becerim varmış, el becerim, ve devam ettim. Çok memnunum. Gümüş ve altın bagıllarım, onları çok seviyorum. İnsanlar da seviyor. Çok pahalı olmadıkları için kıyafetinize uygun değişik renklerle çok rahat kullanabiliyoruz. Mesela ben şurada bir tane takı görüyorum ve çok güzel. Fiyatı nedir? 50 TL. Hemen size de göstermek istiyorum. Aksesuarlarda hedeflerin ağırlıklı olduğu bir standtayım. Ebru Hanım yanımda. Ebru Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de iyisiniz. Tasarımcı olmak için çok fazla mı yaratıcı olmak gerekir? Ya, yaratıcılık çok önemli bir faktör. Ama bence iyi bir tasarımın arkasında özgürlük de yatıyor. Özgür olabilmeli. Yani onu hayata geçirirken çok fazla ekonomik kaygılara takılmamalı. Bu tercih edilir mi, edilmez mi? Bunlardan uzak. Biraz kendini ortaya koyabilmeli. İlerleyen dönemlerde diğer faktörlerle de harmanlayabilirse daha sürdürülebilir olur. Ama çıkış noktasında ben özgürlük diyorum. Sedef tasarımlar nasıl ortaya çıkıyor? Bu elimde gördüğümüz ham maddesi midir? Aynen öyle. Okyanusta içinde inci yaşatabilen, incinin annesi olan, içi oldukça parlak olan bir özel familya bunlar. Çok daha küçükleri var Türkiye denizlerinde ama çok kırılgan ve işlenmeye çok uygun değil. Olduğu haliyle onu bir takı haline getirmek gerekiyor. Ama okyanus sedefleriyle biz kesebiliyoruz kıl testereyle. Zımpara makinesine tutabiliyoruz, oyabiliyoruz. Çok daha günlük hayatta sağlam olması gereken objelere, mesela böyle kılaçlara dönüştürebiliyoruz. Veya bir ayna süsleyebiliyoruz, onunla bir sandık süsleyebiliyoruz.
Şu anki durağım tasarımcı Ece Hanım'ın yanı. Ece Hanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Kulağınızdaki küpeyi de siz mi tasarladınız? Evet, ben tasarladım. Tasarımlar nasıl bir süreçten geçiyor? İlk başta tasarım kağıt üzerinde başlıyor. Neyi yapmak istediğinizi, nasıl bir obje tasarlamak istediğinizi ilk başta kağıtta çizerek iş başlıyor. Daha sonra o çizdiğiniz şeyi nasıl üreteceğinize karar veriyorsunuz. Takıda farklı teknikler var. Bilgisayarda çizim olabilir, mum tekniği olabilir ya da direkt metalle çalışabilirsiniz. O tasarladığınız şeyi en uygun hangi yöntemle üreteceğinizi biliyor olmanız gerekiyor. Bunun için de tabii tekniklere biraz hakim olmanız gerekiyor. Mesela ben beyaz tenli bir bayanım. Beyaz tenliler genelde hangi renk aksesuar tercih etmeli? Sarışın bayanlar daha çok, sarışın ve beyaz tenli olanlar daha çok hani altın rengini seviyorlar. Kumral olanlar biraz daha gümüş rengini seviyorlar. Esmerler daha çok altın rengi yine kullanıyorlar. Aslında hani aslında kıyafetinizle, işte göz renginizle, kombinasyonunuza göre değişebiliyor tabii ki. Kıyafetlerinizi aksesuarlarla noktalandırabilirsiniz. Daha göz alıcı bir stil ifadesi için şık aksesuarlar tercih edebilirsiniz.